Kudret gözlerini kaybettikten sonra uzun süre işsiz kalmış, nihayet meslek edindirme kursları sayesinde masörlük yapmaya başlamıştı. Parmakları masaj yaptığı insanlara şifa dağıtmış ve hatta namı dilden dile yayılır olmuştu. İnsanlar ondan randevu alabilmek için sıra bekliyor, Kudret de işini layıkıyla yapmaya çalışıyordu. Ancak bir gün hiç ummadığı bir müşteri çıka geldi. Yok artık. Ya Nevzat, benim kitabımda kadına masaj yapmak yazmaz. Ya ne fark eder? Ya tamam, gözümüz görmüyor olabilir ama yapamam işte arkadaş. Ayıp işte. Allah Allah, ne ayıbı. Hem bir masör demek fizik tedavici sayılır. Sen tedavi maksatlı masaj yapmıyor musun zaten? Ya tamam da yine de olmaz işte. O kadar kadın masöz var. Gitsin onlardan birine yaptırsın. Bak Nevesel Hanım senin namını duymuş. İlla da senin masaj yapmanı istiyor. Hem yaşlı başlı kadın. Üstelik kulübün eski üyesi. Onu reddetmek olmaz. Kudret'in başlıca amacı müşterilerini memnun etmek ve sihirli parmaklarıyla onlara huzur vermekten başka bir şey değildi. Ancak Nevesel Hanım onun planladığından çok daha fazla mutlu olmuştu. Benim randevular bitti. İstersen seni de eve bırakayım. Vallahi çok iyi olur. Nevzat, sana bir şey soracağım. Sen kaç yıldır masörlük yapıyorsun? Oldu bu 10-12 yıl. Peki kadın müşterin oldu mu hiç? Oldu ama çok değil. Peki bir şey soracağım. Şimdi böyle kadınlara masaj yaparken hiç böyle kazara yani istemeden şey oldu mu? Yani şey. Ne? Ya anla işte oğlum şey. Yani zevk. Vay vay vay. Şşşt ya dur, birisi duyacak şimdi. Nasıl oldu, bir anlatsana. Vallahi iki gözüm önüme aksın. Ben sadece sırtına dokundum. Ama sonra böyle nefesi falan bir tuhaflaştı. Bunu anlamanın tek bir yolu var. Sen başını nereye koydun? Şurada, sehpanın üzerinde. Bir, iki, üç. 500 TL. 500 mü? Ne diyorsun ya? Artık nasıl masaj yaptınsa böyle bahşiş nerede görmüş? Aman Nevzat, gözünü seveyim, bu aramızda kalsın, tamam mı? Merak etme, benden laf çıkmaz. Aşkım, hoş geldin. Hoş bulduk hayatım. Ben de tam pazara çıkıyordum. Nasıl, iyi bahşiş toplayabildin mi bugün? Topladım hayatım. Ver de ben artık. Al hayat. Kudret, sen nereden buldun bu kadar parayı? Kudret müşterilerinin yanı sıra karısını memnun etmenin tek yolunun da İşimle çok iyiyim hayatım. Yalan söylemekten geçtiğini biliyordu. Bravo sana benim aslan kocacığım. Belki ikna olur. Bir kerecik teklifimi ona da söyle. Beraber gelirsiniz benim. Kudret. Hayatım. Merhaba. Merhaba. Siz Gülşah Hanım olmalısınız. Kudret sizden çok bahsetti. Ben Neveser Korkut. Ah, memnun oldum. Evet, Kudret'e masaj yaptırıyormuşsunuz. Aslında erkek masöre masaj yaptırmak istemezdim ama Kudret'in şöhretini duyunca. Evet, aslında Kudret de kadınlara masaj yapmıyor ama tabii sağlık söz konusu olunca. Sırtımdaki ağrıları bir seferde tedavi ediverdi. İnanın doktorların, fizyoterapistlerin yıllarca geçiremediği ağrıları kocanız bir seferde geçirdi. Geçirir. Kudret'in parmakları öyle marifetlidir ki böyle bir dokunuşuyla. Ah, yeter ama Gülçah.
Ben artık gideyim. Kudret, lütfen teklifimi bir kere daha düşün. Ne teklifi? Aslında tedavimi yarım bırakmak istemezdim. Ama 2 aylığına Paris'e gitmek zorundayım. Orada butik işletiyorum da. Eğer Kudret de benimle gelirse, orada tedavime devam edersek çok makbule geçer. 2 aylığına mı? Yani Nevser Hanım, ben onca zaman karımı, kızlarımı nasıl yalnız bırakırım? Haklısınız, çok haklısınız. Ama karşılığını fazla fazla alacaksınız. 20.000 lira. 2 aylığına mı? Hayır, 1 aylığına. Aşkım, biz hemen akşam senin bavulunu hazırlayalım. Ya aman Gülşah. Ne Gülşah? Ben gideyim de siz karı koca baş başa konuşun. Konuşmaya gerek yok. Tamamdır. Ya 40.000 lira verecekseniz kocamı aya bile götürebilirsiniz. Hiç sorun değil. Tanıştığıma çok memnun oldum. Ben de öyle. Kızım, niye öyle atmaca gibi atlıyorsun hemen? Kudret, kadın 40.000 lira dedi. Duymadın mı? Ya tamam da Nevser Hanım benim tek müşterim değil ki. Hem ben kulübe ne diyeceğim, nasıl izin alacağım? Vallahi adamı kapının önüne koyuverirler. Hiçbir şey olmaz. Sen 2 senedir doğru düzgün izin kullanmadın. Toptan alırız. Olmadı rapor alırız. Ayrıca kovarlarsa kovsunlar. Bu kadın ne kadar zengin fark etmedin mi? Yani bu senin maharetlerini kendi arkadaşlarına anlattığı zaman hepsi sıraya girerler. Düşünsene. Ya, ne demezsin. Merhaba. Hoş geldin yenge. Hoş bulduk. Patronu görecektim. Kudret'e 2 ay izin versin diye. Hayırdır, memlekete falan mı gidiyorsunuz? Kızlarla benim bir yere gittiğimiz yok. Sadece Kudret. Nevser Hanım onu özel masörü olarak tutuyor da. Özel masörü? Aynen. Kudret'in ona yaptığı masajı şimdiye kadar kimseler yapamamış. Parasını da fazla fazla ödeyecekmiş. Anlattı yani sana. Tabii. Nevser Hanım da anlattı. Ve sen buna rağmen onların Paris'e gitmesine müsaade ediyorsun. Pes. Aa. Annem yaşındaki kadını kıskanacak halim yok ya. Vallahi benim karım yaşlı da olsa bir kadına masaj yaparken zevk verdiğimi bilse başımı koparıp masaya koyar, yemin ederim. Zevk mi? Zevk derken nasıl zevk yani? Zevk demek ne demek istedim, anlamadım. Ay dilim yaşa karısı soksun. Sana bunları söylemediler mi yani? Kudret hangi odada? Çabuk konuş yoksa ben alırım senin kelleni. Nevser Hanım araba yollayıp aldırttı. Evde masaj yaptıracakmış Kudret'i. Evde. Yaz şu kadının adresini şuraya. Anladım, ben bulurum, tamam. Yenge, yapabileceğim bir şey varsa... Var. Boşanırsak şahit tutarım seni. Buyurun. Nerede o Nevser? Siz de kimsiniz? Ben Gülşah Taşdelen. Kudret'in karısı. Hani o senin patronunu ovalayan. Nerede onlar? Nevser Hanım rahatsız edilmemek için kesin emir vardı. Lütfen daha sonra uğrayın. Ne demek bu ya? Aa! Çok mu sert peki? Yok yok, gayet iyi. Kudret, önemli bir iş görüşmesi yapmam lazım. Peki efendim. Hem sen de havuzun başında biraz dinlen. Tamam, peki.
Gülşah, ne işin var senin burada? Kocamdan nasıl istifade ettiğinizi öğrenmiş bulunuyorum Neveser Hanım. Nasıl yani? Kocamın masajının sizi çok rahatlattığını söylerken aslında ne kadar zevk aldığınızı öğrenmiş bulunuyorum dedim. Zevk mi? Aman tanrım. Öyle mi anlamış? Ve sen de buna inandın. Bak Gülşah, ben 60 yaşındayım. Öyle şeyleri unutalı çok oldu. Kudret'in masajı öyle iyi geldi ki sadece bir an içim çekilir gibi oldu, o kadar. Ben onu bunu anlamam. Artık böyle benim kocamı Paris'e falan değil, Şişli'ye bile götüremezsiniz, kusura bakmayın. Gel Gülşah. Kocam öleli yıllar oldu. Ne bir ailem var ne bir akrabam. Sağlığım yıllardır çok kötü. Kudret beni iyileştirdi. Onun yaptığı masajla yıllardır ilk defa ağrısız bir uyku uyudum. Şimdi anlıyor musun beni? Ben onu bunu bilmem. Böyle evde özel masajlar, Paris'e gitmeler falan. Bu iş çığırından çıkar. İzin veremem. En iyisi bu iş temiz temiz bitsin. Giyimine bakıyorum da çok zevklisin. Anlamadım. Paris'teki butiğime gideceğimi söylemiştim ya. Senin gibi zevkli biriyle gitmek beni çok mutlu eder. Hem dönüşte de satın alma bir durum olursun. Ben mi? Hı hı. Hatta birkaç tane de elbise alırsın kendine. Ama parasını ben vermek şartıyla. Teşekkür ederim Neveser Hanım. Yani bu çok cömert bir teklif ama ben çocuklarımı bırakıp asla bir yere gidemem. E kızları da götürürüz. Aslında çok iyi olur. Yani biz onları yıllardır tatile çıkaramadık. Tamam o zaman. Ailece geliyorsunuz. Anlaştık mı? Benimle geleceğiniz için nasıl sevinçliyim anlatamam. Seninle çok iyi anlaşacağız Gülşah. Ay ne desem bilemedim ben. Şimdi müsaade edersen masajıma devam etmek istiyorum. Tabii tabii. Kudret, gelebilirsin. Ve istediklerini elde etmek için tuzaklar kuran sahtekarlardır. Hayatım, niye böyle cümbür cemaat geldik ki biz şimdi? Ha? Ne işimiz var bizim burada? Bir tane kadını reddetsek çok ayıp olurdu. Ne var bunda? 2 saat kalır çıkarız. Anneciğim, sakın içeride beni utandırmayın, tamam mı? Yaramazlık yapmak yok. Hadi bakayım içeri. Açık kapı zaten, bak oradan gireceğiz. Gel Kudret. Hadi bakalım. Alara, Dilara. Evinize hoş geldiniz çocuklarım. Arka tarafta muhteşem bir havuz var. Görünce bayılacaksınız. Anne, hadi havuza girelim. Canım, yanımızda mayon mu var? Dön önüne. Aman Gülşah, kırma çocukların hevesini. Ne olacak, yollarım şoförü, 2 mayo aldırırım. Hadi bakalım, siz içeriye geçin. Sabah kahvemi içmek için sizi bekledim. Kudretciğim, kahveni nasıl alırsın? Hiç zahmet etmeseydiniz. Aman olur mu canım, ne zahmeti? Hizmetçi yapacak nasıl olsa. Aa, unuttum. Hizmetçi dün çıktı işten. Gülşahcığım, sana zahmet olmazsa kahveleri sen yapar mısın? Aa, ne zahmeti? E Kudret'in kahvesini bilirsin. E benimki de orta şekerli olsun. Tabii tabii. Elime mi yapışır canım? Her gün yaptığım şey. E mutfak sağda. Hayatım, gelirken benim cep telefonumu da getirir misin? Biz seni Kudret'le beraber havuz başında bekliyoruz. Tabii olur. Canım bırak elimi canım. Tamam. Sizleri bu evde çocuklarla beraber görmek ne kadar güzel Kudret. Oh, yaşamak diye buna derler ya. Gülşah'cığım, o elindekini sakın havuza dökme, olur mu? Daha yeni temizlettim ve çok para verdim. Dökmem. Çocuklar, pizzalarınız geldi.
Ama yağlı ellerinizi hiçbir yere değdirmeyin, tamam mı? O kadar uzun zaman olmuş ki bu evde çocuk sesi duymayalı. Özlemişim. Hafta sonu kalsanıza. Aa, siz isterseniz kalırız tabii. Hayır, kalamayız. Aa, hayatım kalalım işte. Niye kırıyorsun ki Nevesen Hanım'ı? Hem evde bekleyenimiz mi var? Şey hayatım, yarın Dilara'nın doğum günü değil mi? Yani hazırlık yapmamız gerekmiyor mu? E ne var canım? Alırız pastaneden bir pasta. Ben de bir börek pişiriveririm, olur biter. Doğum gününü neden burada yapmıyoruz? Arkadaşlarını da çağırırız. İşte koskoca havuz. Ay, size zahmet vermeyelim. Ne zahmeti? Benim için büyük mutluluk. Yok, bizim gitmemiz lazım. Yani benim üste başa bir şeyim yok. Hem bunlar da koktu bile. Sen onu hiç düşünme Kudretciğim. Üst baş burada dolu var. Daha olmadı, aldırırız. E tamam, kalıyoruz o zaman. Vallahi şu havuzun tadını çıkarmadan şuradan şuraya gitmem Kudret. Tamam o zaman. Hafta sonu birlikteyiz. Gülşah'cığım, keyfini bozacağım ama şu mendebur hizmetçi gümüşleri dolaba yerleştirmeyi unutmuş. Bana yardım eder misin? Tabii. Hadi o zaman. Hadi, hadi. Tabii tabii, geliyorum. Ya Gülşah, hayatım. Aşkım dur, dur, dur. İlerleme, düşeceksin suya. Ya şunun her dediğine niye olur diyorsun sen? Ha? Baksana şunun tavırlarına. Ya gözünü seveyim, ne olur gidelim buradan. Ay ne var canım, kadıncağızın bir şey yaptığı yok ki. Biraz titizleniyor, o kadar. Ya nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun? Ay hayatımızda böyle bir yer mi gördük Kudret? Hem baksana kadıncağız çocuk sesine hasret kalmış. Ben de birazcık lükse. Al gülüm, ver gülüm. Hayatım ya, bu kadın benim müşterim. Yani iş ve arkadaşlığı birbirine karıştırmamak lazım. Gülşah. Ay geliyorum. Ama ya Kudret, ne olur tadımızı kaçırma. Baksana Bodrum'a tatile gelmiş gibiyiz. Biz hiç böyle bir şey yaşamadık ki. Şu çocukların keyfini görsen. Annem benim. Ay, şunlara bak. Gel anneciğim. Gülşah, şu iki büyük şamdanın yeri tam karşısı. Küçük şamdanım nerede? Ah bak, görüyor musun? Kesin cebine atmıştır o kadın. E ne de olsa Alman gümüşü tabii. Ay, günahını almış olmayın. Olur mu canım? Asıl onların yaptığı günah. Beni yaşlı bunak zannediyorlar, söğüşlemeye kalkıyorlar. Estağfurullah. Şey, küçük şamdan bu olmasın? Sırf onlar değil ki, akrabalarım da öyle. Onun için hiçbirinden görüşmüyorum, konuşmuyorum. Vah vah. Say. Say. Hepsini say. 12 tane olmaları lazım. Saydım ben, saydım. Tam bir düzine. Merak etmeyin, eksik yok. Zaten bir tane eksik olsaydı onu hapislerde süründürürdüm. Ay. Siz de haklısınız tabii yani. İnsanlar da bir tuhaf olmuş demek ki. Böyle para için her şeyi yapar hale gelmişler. Gülşah, bunları karşıdaki dolaba yerleştir. Bak çiçek de kurumuş. Ona da su ver, tamam mı? Tabii tabii. Tabii. Ben gidiyorum. Tamam. Gittik onu, başka filme gideriz artık. Ben bir daha gitmek istiyorum. Tamam, hastaneye falan gitmen lazım. Yarana baktıralım. Belki... Yatmadan önce bir şeye ihtiyacınız var mı diye sorayım. Yok. Dedim. Sağ olun. Sağ olsun, halletti o işi. Yok, yani her şeyimiz tamam. Kendi başımızın çaresine Kudretciğim, pijaman da çok yakışmış. Çok sağ olun. Umarım yeğeniniz kızmaz giydim diye. Kızamaz. Gözü paramdaydı, def ettim gitti onu. Tatlım, sana küçük bir hediye getirdim. Al. Paris'ten almıştım. Çok çok pahalı. Sağ olun. Ne gerek vardı? Olur mu? Seni bugün çok yordum. Ne seyrediyorsunuz siz? Kahkahalarınız benim odama kadar geliyordu. Dizi. Ha, dizi mi? Ben çok severim diziyi. Ben de seyredeyim o zaman. Dur, dur. Aa,
Dur biraz ileriye git, ileriye. Ay ileriye git. Yanımıza mı girdi bu? Öyle yaptı vallahi. Ne yaptınız siz? Nedir bu dolabın hali? Hiç mi terbiye vermiyor anneniz size? Aa! Çocuklar, bunu siz mi yaptınız? Gülşah, sen çocuklara defter almıyor musun? Evde de mi böyle yapıyorlar? Yok vallahi evde hiç böyle şeyler yapmazlar aslında ama ben konuşacağım sizinle evde. Evde. Ay kusura bakmayın Nevser Hanım, ben şimdi bir bez alır temizlerim. Neyse canım, boş ver. Nasıl olsa bu oda onların olacak. Bana gelince bu odada yatacaklar. Beğendiniz mi odanızı çocuklar? Evet Cici anne. Oy Cici anneniz size bir sarılsın hadi. Çok tatlısınız siz. Cici anne. Ne? Kendine Cici anne mi dedirtiyor? Hem de bizim kızlara ha? Dedim ben sana. Manyak bu kadın. Yok yok. Biz hemen pılımızı pırtımızı toplayıp gidiyoruz bu evden. Bitti. Tamam hayatım da şöyle güzel bir bahane uyduralım ha. Yani kırmadan gidelim. Vallahi sen istiyorsan uydur hayatım. Ben hiç uğraşamayacağım. Ya ben aramı Nevser Hanım'la bozamam. O kulübün en eski üyelerinden biri. Hem ayrıca daha birlikte yurt dışına gideceğiz. Kusura bakma hayatım ama sen o kadınla bundan sonra değil yurt dışına, yan sokağa bile gidemezsin. İzin vermem. Yani onca parayı elimizin tersiyle itelim yani. Öyle mi? İteceğiz tabii. Ne o öyle? Ağzımıza bir parmak bal çaldı diye kendisine kul köle olacağız zannediyor herhalde. Yürü yürü hadi. Ben söylemiştim ama sana. Gelmeyelim diye verin. Aa, toparlanmışsınız. Nereye böyle? Yani Nevser Hanım, biz düşündük ki... Biz düşündük ki kızımızın doğum gününü evimizde kutlarsak daha iyi olur. ama pastayı ısmarlamıştım ben. İptal ettirin. Ya da oturup afiyetle kendiniz yiyin. Yanına güzel bir de çay koyarsınız. Nevser Hanım, hem zaten çocukların sesinden kafanız şişerdi. Tabii tabii. Çocuklar, hazır mısınız? Gidiyoruz. Ha, unutma da. Bunu da alın. Münasip bir yerde saklarsınız. Sonra maazallah hizmetçiniz gibi bana da iftira atmayın. Yürü Kudret'cim. Dilara'cığım, mumları üfleyeceksin ama tek seferde hepsini söndür, tamam mı? Tamam. Önce dilek tut ama, tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Bravo! Bravo! Hayrola Nevser Hanım? Ne işiniz var burada? Dilara'nın doğum günü hediyesini vermeye geldim. Dilara içeride arkadaşlarıyla birlikte. Siz bana verin, ben kendisine iletirim. Yo yo, daha almadım. Dilara'yı İstanbul'un en büyük oyuncakçısına götürüp ona en güzel hediyeyi almak istiyorum. Yani benim kızım oyuncak için arkadaşlarını satmaz. Yani sizinle gelmez. E tamam o zaman. Ben de bir kenarda oturup arkadaşlarının gitmesini beklerim. Bir dakika yalnız, bir dakika. Kusura bakmayın ama ben kızımı sizinle hiçbir yere göndermiyorum. Neden? Bak Gülşah, bana alındıysan özür dilerim. Nevser Hanım, size kibarca anlatmaya çalıştım ama galiba anlatamıyorum. Ben sizi hayatımızda istemiyorum. Nasıl yani? Nasıl yani? İstemiyorum işte. Önce gelip yatağımıza girdiniz. Sonra çocuklarıma cici anne dedirtmeler falan. İfrit oldum yani. Anlatabildim mi? Şimdi hayatımızdan hemen çıkıp gidin. E zaten ben kendimi çocukların cici annesi olarak hissediyorum. İki günde mi? Nevser Hanım, siz
Kafayı mı yediniz? Sen nasıl benimle böyle konuşabilirsin? Sen ne kadar saygısızsın. Sizi evime aldım, yedirdim, içirdim, cömert davrandım. Yedirmeni de, içirmeni de, cömertliğini de, evini de, hiçbir şeyini de istemiyorum. Hadi arabana bin, yallah buradan. Hadi. Sen kimsin ki benimle böyle konuşabiliyorsun? Nankör, hain kadın. Senin gibi menfaatçileri ben hayatımda çok gördüm. Menfaatçi mi? Bak elimden bir kaza çıkacak şimdi. Lütfen arabana... Hemen git buradan, yürü. Nevser Hanım. Gülşah. Ne oluyor burada? Yok bir şey. Dilara'nın doğum günü hediyesini vermeye gelmiştim. Karının söylediklerini kulağında duydun Kudret. Ben karım adına çok özür dilerim. Niye bu söylüyorsun? Artık çok geç. Kızım ne yapıyorsun sen ya? Niye öyle dedin şimdi? Ya kulüp başkanını arayıp beni işten kovdurtursa? Ha? Hiçbir halt edemez Kudret. İçeri giriyoruz. Ay! Şimdi pastamızı yiyeceğiz değil mi? Daha pasta yemedik. Yürü canım yürü. Hadi çocuklar pasta bekliyor bizi. Hadi hadi hadi. Hadi anneciğim hadi. Aslında hiç kimseye anlatmayacaktım Hayri Beyciğim. Ama siz o kulübün başkanısınız. Kudret'in bana son yaptığı masajda. Yani nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Dokunuşları fazla mahremdi. Çok rahatsız oldum. Başkasına da aynı şeyi yaparsa kulübün itibarı yerle bir olur. Yo yo. Ben size işten atın diyemem. Ama siz öyle uygun görüyorsanız. Yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Aile hasreti çekenleri öfke limanlarına sürükler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.